ya. Gider miyiz ya krallar cennete? Kodumun mühendisi ya, hoş geldin. Güzellik. İbrahim Dırcı, hoş geldin. Mobile geçtim, daha çil takılırsak sevinirim. Uyuyacağım da, teşekkürler demiş. Smalley'i uyutma yayınına hoş geldiniz efendim. Smalley'i uyutma yayınına hoş geldiniz. Bu yayında. Pardon. Pardon. Çıkacak şimdi değil mi yayın? Görüşürüz Kaizen. Bu batmayacak. Neden bu kadar çok video çıkmış ya? Arkadaş. Dur, Türk ve İspanya benzer yemekler mi? Cahil insanların videoları mı? Buna mı gülüyorsunuz? Chat demiş. Eski Demet nasıl biriydi Smalley? Demet değişti değişti. Artık yok. Bir tetkolik bölümüne. Artık Demet yok. Mehmet var. Yok pardon, o da yanlış oldu. Artık Demet yok. Demeter var. Aldınız mı? Demeter. Asker oldum, gidiyorum. Hoş Hoş geldin. geldin. Ne olur bağırma, ne olur. Saat 2. Bilgi seviyorum. O yüzden 15'i seçtim. 1899 da var burada. Yine Penisilinkini kaçırmışım biliyorum da aspirininkini bilmiyorum. şeyler. Penisilinkini söyle, doğru sayacağım. Harbi, harbi. Evet. Tamam, okey. Ama şıkları söyle. Oğlum ne şıkkı, öyle bir sorumuz yok bizim. Oğlum nereden bileyim hangi tartısı çıktı? Aspirin ne 1899. zaman B. satılmış? Sen 1937 dedin. Evet. Ve kazanan isim Skandinav değil. Önden oluyor. Ya ayrı bir ama sen önden iyi geceler önden spoiler vermişsin Gözde'ye değil mi? Vallahi ekmek kuran Musab çarpsın hiçbir şey demedim yemin ya. Yemin billah böyle kalırsın yani. Ya oğlum sen bunu niye hep böyle yapıyorsun? Hayır böyle? Seni niye rahatsız ediyor kardeşim? Gözüne gözüne giriyor diye mi? İzleyen herkese el hareketi çekmen yüz ben binlere... izleyenlere çekmiyorum. Sana çevirdim onu. Ayıp bana da çevirsen de ayıp yani. Hacım doğru cevap 1915'teydi, 1899'du. İşte. 1899. Bir de bir mi Aa bir başlıyorum? dakika. 1899 diye bir dizi çıktı yeni. Onu izleyeceğim. Netflix'te. Güzel bir diziye benziyor. Tam anlamamış olsam da çünkü 15 dakika falan izledim. İzleyen var mı aranızda? Spoiler vermeden. Sonunda 1900 oluyor. Ha ha çok komik. Selam Bunu olsun bunu ya sana. bunu bir yerde okumuştum yani. İki ilin harfleri aynıdır. Bütün harfleri aynı, bir tek yerleri değişik. İki tane şehrin. Birbirinin anagramı yani. Aynen öyle. Genel kültürü nasıl oğlum konuştuk. sen var ya evet. Güzel. Sen bravo. Bu iki şehrimiz hangi şehirlerdir? Giresun, Gaziantep. T var mı? Bursa, Bolu. T mi dedi? Duymadım ki ben soruyu. İki ilin baş harfleri aynı dedi. Bursa Bolu. Oha. Hiç dikkat etmedim lan ben buna. Az kalsın Adana, Ankara diyordum. Onun derdindeyim ben şu an kafamda. Mesela Kars. Ya bir şey diyeyim mi? Soruyu ben de unuttum ya. Bunun cahil insanlarla ne alakası var? Görmemiş kişiymiş. Ara. Settin nerede? Niyetimiz yok. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Ben de bakalım. Odaklanamıyorum şu an. Çin Seddi nerededir? Çin Seddi. Nerede olacak Mısır'da. Çin Seddi? Mısır'da. Çin Seddi. Çok doğru. Mısır'ın piramitlerin olduğu yerdedir. Emin miyiz? Eminim. Japonya mı? Danimarka, Ukrayna. Çin Seddi. Ukrayna. Ukrayna'dadır. Dünya hoş geldin. Oğlum Çin Seddi nerededir ya? Çin Seddi nerededir? Meksika'dadır tabii. Nerede olacak? Tabii ki de Meksika'da. Ya. Cezayir mi? Tunus'ta, Tunus'ta. Abi 5 tane şey saydım. Danimarka, Ukrayna. Adam Tatar'dan. kendi yakın hissettiği bütün ülkeleri saydı. Heyecan abi, heyecan o büyük belli. İhtimalle. Çünkü zaten böyle oluyor hani nefes almıyor falan böyle gerginlik Meksika var falan bir ama kıtadır, çok kötü, çok tatsız. Çin Seddi. Hani mesela Ağrı Dağı nerededir? Bunlar bence büyük ihtimal Çin Seddi'ni hani yapılan bir eylemin geçmiş zamanı olarak falan değerlendiriyorlar herhalde. Hani Çin Seddi. Seddet ya bunu gibi. anlamaman için böyle bir şey yorumlaman lazım. Haksız mıyım abi? Bence şöyle oldu. Hani Çin Gitti. Seddi, hani şu an Ay, çok iyi. Çin Seddi'miş de olabilir ya, anladın mı?
Seniyor falan. Evet abi. Bugünkü sorumuz Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesine dinozorların getirilmesi düşünülüyormuş. Ne dinozorlar mı? Şimdiki çocuklarımızı zaten masal olarak anlatıyoruz. Hı hı. Korkacaklarını da zannetmiyorum. Ama bilmiyorum yani. Çocukların psikolojisi nasıl olur olmaz. Yani hiçbir fikrim yok. Bence getirmemeli. Neden? Çocuklar şimdi İç Anadolu bölgesi olduğu için dinozor nedir bilmem ne nedir bilmedikleri için korkuyorum ya ben. Siz biliyor musunuz lan dinozor nedir? Allah'ın cahilleri. Ha? Gördünüz mü hiç dinozor? Ben gördüm. Siz göremezsiniz. Çünkü herkes göremiyor dinozorları. Ranga'dır dinozorlar. Ranga. Dinozor, evet. True. Dinosaur. Dino. Kime sahip olun? Tavuk mu? Ne getirmemesi lazım? Siz biliyor musunuz? Ben çok yaşlı olduğum için getirirse görmeye gider misiniz? Büyük bir ihtimal. Dinozor görmeyen için, yaşıyorum şey demesin. Şey için belki gitmek zorunda kalır. Ama mecbur gene sonuçta gideriz. Ya şimdi sokak röportajı böyle bir anda biri size mikrofon... Şaka maka ben 72 doğumluyum bu arada. Onu söyleyeyim yani. İnanmayan da götüne mum diksin. Ben 40 yaşındayım arkadaşlar. Bunu ilk defa yayında açıklıyorum. Ben 40 yaşındayım. Bir dakika lan. Evet. Mikrofon tuttum. 50 mi oluyor lan? Şaka yaptım ben 40. 82 don. 40 değil 50'ymişiz. Vallahi göremiyor. Gözler de görmüyor artık. Matematik yeteneği de yok oldu. Yok yani kalmamış. Bunu da kamera karşısına geçirdiğinde heyecanla soruyu tam olarak anlamamış olabilirler. Evet. Hani böyle maket dinozor ya da bir robot dinozor. Anladın mı? Güzel, o yüzden tonga. Birazcık böyle Tunga'ya düşürmek... Tunga diye bir kelime var mı ya? Tonga. Yok Tanga. Hani hiç kimse şey demiyor, dinozor mu yok olmadı mı lan onlar biliyorlar. Demediler mi? Ama belki de o gün orada 100 kişiye sordular. Sadece bu ikisi böyle cevap verdi. Aradan cımbız değil mi? Çok büyük ihtimalle. O belki dinozoru başka bir şey duydu. O sırada kamyon geçiyor. Yes. Dinozoru nasıl başka bir şey duydu? Dinozor işte ya. Dinozor dedi. Dinozor duydu. Tangaya mı düştüler? Tonga olmasın o. Tangaya düşmüş de olabilirler tabii. Tanga hani. Dinozor mu tangalı? Ne? Ne demek istiyorsun? Ali. Atlara mı tanga giydirelim Ali? Bizim Ali atları çok sever de o yüzden diyorum. Yoksa yanlış anlaşılmasın yani. Rahim hoş geldin. Gazeler. Ha sonraki videoyu. Şey yap. Top işte. Raptor mu lan o? İşte abi cehalet demiş. Görüyorsun. Can you name any country on this map? We have the country of Asia. Ha? Country of Asia mı? The continent of... Bir şey diyeceğim bu dünya haritası ters abi. Evet ters. Evet, ters. Ha, tamam o yüzden şu kafaları an. Bunda da Tom geldi şimdi çalışmışlar abi. Africa. That's a continent. Country. Damn it. How about a country in Africa? Dur dur. Arin'i test edeceğim. Abi coğrafyada beni yenemezsin ama ya çok güzel. Türkiye'yi hemen göster. Sen buraya baktın değil mi keko gibi? Oraya bak. Bu gözden buraya kaçmasın gibi. Bu arada da oraya bir zoom yapalım. Haritanın tersi olduğunu anlamadı. Aa, sağ tarafta iyi. Arıyor Türkiye'yi. Türkiye direkt burada. Bu hatta kadar şu aşağısı. Uzun ve acıklı bir hikaye orta değil mi bu? Orta Doğu. Yanlış yerde ülkemizi arama. Yere gel. I know South Africa is over here. Tam en tersi hocam. Baba. Tam tersi hocam. Güney Afrika'yı kuzeyde göstermesi evet, gerçekten evet. İlginç oldu yani. Bu arada şu anda bana da birçok ülkeyi sorsalar zorlanabilirim. Ben bilirim abi. Ya atıyorum bak mesela İsveç'i sordu. Tak diye böyle parmağımla saniyesinde Hatay'ı gösterir gibi gösteremem anladın mı? Ben gösteririm İsveç'i. Burada... Madalya yok mu ya? Vallahi bana bir madalya verin oradan. Helal falan yok mu? Oy. Ya of ya Mido. Niye böyle oldu? Söveceğim şimdi bak. Of ya. Ne olduğunu söyleyeceğim sonra. Birazcık anlat. Sen sihir bas. Kılıçlar yutturan. Birazcık anlat. Böyle. Kılıçlar mı dedi? Bir kere gözümde buz. Kırıklarıyla hoşça kal dedim ederine. Kimim ben? Burası ne? Ağlamanın bedeline. Benzediğinde yanan bir mendil. Yanan dinamite.
Ya chat'e normalde klip atılıyor olması gerek. Onun ayarının yapılmış olması gerek ama ben yanlış yapmışım. Olmuyor şu an. Ama şey yapabiliyorsun. Discord'daki kanallara atabilirsin. Discord'da klip kanalı var. Oraya atabilirsin. Lan. Hayır. Viggo Mahmut. Viggo Mahmut geri geldi. Olamaz. Olamaz. Ne izliyorduk biz ama bunu izliyorduk. Sen belli bir ülke... Tamam kıta sonra. Kıta sonra. Yani bir konu bu kadar. Hiçbir anı. Ne diyorsun kız? Nikah masasında öyle bir şey koyuyor. Evet. Mars mı daha yakın? Hindistan. Ne? Mars mı daha yakın? Oha yok artık. Mars bence daha yakın. Yine yok. Mars sen bence daha yakın. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Orası daha uzak olduğu için. Yani bir şey diyeceğim, bu çok, çok güzel editlenebilecek bir video bu arada. O çünkü düşünüyor. Ya dalga geçiyor değil mi? Ya dalga geçiyor olmalı ya. Nasıl İyi hemen atlayalım gidelim roketimize kardeşim. Evet, hayırdır yani. Tabii. Of inanılmaz. Telefon alarmı mı? Ne? O zaman size muzaffer'le şey neydi bu burası şey olan insanlar ma merhaba naber ben Demet Guater hastası insanlar böyle şeyle böyle konuşuyorum yani tabii onlara dalga geçmek amaçlı yapıyorum da imite ediyorum taklit ediyorum taklit. Anladınız mı? Ayıp değil canım. Yani ayıp bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Ona benziyor demek istedim. Merhaba, ne haber? Olga. Duyar kasmayın burada bana şimdi. Kimiz? Bir dakika bunu izlemedik. Ne dedi? Burası daha uzak olduğu için. Osmanlı Devleti'ni mi? Mustafa Kemal Atatürk mü? Tayyip çok mı? Enteresan. You ama you. Yok artık. Mustafa Kemal Atatürk mü? Tayyip mı? Recep Tayyip Erdoğan. Bir dakika soru ne? Soruyu kaçırdım ben ya sizin yüzünden. Hindistan mı? Hangi durumda? Kendine sormam lazım. Ne içirdiniz bana? Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? Osmanlı Devleti'nin mi? Mustafa Kemal Atatürk mü? Tayyip mı? Aynen Tayyip kurdu Osmanlı'yı. Efendim Yarencim 9. ayını kutlamış. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Lan. D3 Metvibe. Kobra Murat da olabilir bence ya. Recep Tayyip Erdoğan olabilir. Yok artık. Mustafa Kemal Atatürk mü? Tayyip mı? Recep Tayyip Erdoğan olabilir. Hocam. Hocam ne yaptınız hocam? Osmanlı kurucu Demet'tir mi? Ya işte. Wow dude bak geçmişi bilmiyor olabilirsin eyvallah da. Moruk ya biraz tutarlı salla bari be. Kadın günü bil ya oha. Bu... Sertay hoş geldin. What two countries border the US? Herhangi bir ünlüyle bir gün geçireceğim. Kimi seçerdim? Çok zor bir soru bu. Çok zor bir soru. Burkan hoş geldin. Messi mi? Lan? What two countries border the US? Kanada, Meksika. What, Africa? Do you know what do you the mean four Africa, bro? You live in the US. Orası New York değil mi? Nasıl bilmiyorsun? Nasıl ben niye biliyorum ya? A compass? What is that? Oha. What is it? A compass, it like tells you the like, directions. Everyone make some noise for Ben. I'm 5 IQ. Oh my god. Oha. I have zero Oha. Brain cells. Oh my god. iPhone'unda bile var. Elindeki telefonunda da bile var. Abo. Uzlayabilirsin. Doğu batı, kuzey, güney. Oğlum ben gerçekten bazen aklım almıyor. İnsanlar nasıl hayatta kalabiliyor ya? Ya şöyle tamam evet pusula kullanması gerekmiyor şu an.
Ama ya pusulanın ne olduğunu da bil be abi. Mısır piramitlerinin Türkiye'den kaçırıldığı ortaya çıkarılmış. Bu tip tarihi eser kaçakçılığı konusunda ne düşünüyorsun? O konuda benim hiç bilgim olmayacak. Çünkü ben yurt dışından geldiğim için bilemeyeceğim. Bir şey söyleyemeyeceğim. Yani. Her şey günümüzde yolsuzluk olmuş. Şimdi biz eserlerine sahip çıkmıyoruz. Bunlar da muhtemelen Avrupa'ya kaçırılarak dışarıda büyük bir fiyata satılıyor. Sizce Mısır piramitlerini nasıl kaldırıp kaçırmış olabilirler? Bence herhalde bu olayı gümrükten bir balansı olması lazım ki kaçırsınlar. Yoksa imkanı yok, çıkacak. Bir tık olaylara aşina. Bir şey ver, bak şu. Şey Anıl normalde evet. Böyle şeyleri gülmez. Datta der ki gülmemeliyim, gülmemeliyim. Logolar der. Kalsın ya, yapacak bir şey. Dayanamadım. Zannediyorum gümrükle bir balansı olmanın sıkıntı kaçırması lazım. Herhalde bu muhtemelen orada da TGRT yazıyor, ona bir şey de değil. Abim çok sıkılmış, ne kadar büyük bir açıklama yaptı. Biraz çeldirici. Kaydıra kaydıra. Kullanında da originally. Come on, what country is the Queen of England from? Originally. What is the country again? Give me a guess. Oha, bu kadar da olmaz yani. What is a country? What is a country? What is a country? Canada. Ya ülke neydi ya chat? Ben bilmiyorum. Kıta ne tam olarak? Of ya, Amerika'da ülke de mi kıta mı yoksa? Afrika'da ülke. Evet, Ragoktay Afrika'da doğmuş hatta. Hem tatminsizim. Demet, bu yayın saatleri güzel. İzleyici bir tık az ama valla çok sardı yayın. Teşekkürler yayın için demiş. Smalley, sen uyumuyor muydun ya? Git yat Allah aşkına ya, böyle kafamı bozma. Millet sonuç odaklı düşündüğü için sonucu bilmeyen sorulunca boşluğa düşürüyor. Ya Emre gel çal hadi şu şarkıyı bize. Wow. Bu kadarını beklemiyorum. Ya ülkene nasıl dersin ya? Nasıl ülkene ya? Ülkenin ne olduğunu nasıl bilmiyor? 2 yaşında çocuk bilir ya. Senin beyninde kıvrımı var mı? Düz mü beynin ya? Beynin düz mü ya? Nasıl olabiliyor? Böyle kıvrım yok mu hiç? Bir tane bile de mi yok? Ya bir tane bile de mi yok? Ya dümdüz mü beynin ya? Dünya gibi. Dünya da düz biliyor musunuz? Yer çekimi yok. Gök itimi var. Gök itimi. Göt itimi var. Bana bile fazla geldi. What is a country? What is a country? Canada. Wow. Yani bu cahillik değil. Bu... IQ yoksun. Daha ötesi yok yani. Bu eğitimde bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Yani kelimenin tanımına aşina değil. Country ne demek diyor oğlum? Yani çok basit bir kelime yani. Ya temel bir kayıt. Kelimeyi nasıl bilemezsin abi? Size ne yapsak sigarayı bırak. Arkadaşlar. Neyse bunu söyleyeyim. Mesela ne verebilirsin bana? Mesela ne? 500 bin lira verseler sigarayı bırakır. 500 bin lira. İnsan para için İtibarı için satar mı ya? Zaten zararlı bir şey. Zararlı. Sigarayı kullanıyor musunuz? Elbette. Elbette. Sigara zararlı olduğundan nereden sen bilirsin? Sen Allah'tan alim misin? He? Nasıl olacak bu iş? Zararlı. Peki madem ki de zararlıysa bu ot olarak filizleniyor toprağın içinde. Evet. Toprağın içinde madem ki bu haramsa Allah-u Teala onun gücü kudreti yok mu bunu kurutmaya? Bunu yok etmeye? Katılıyorum ona. O zaman neden sıçıyoruz? Neden sıçtığımızı geri yemiyoruz? Neden posa çıkıyor? Bizim onu sindirmeye gücümüz, kuvvetimiz yok mu kardeşim? Otur bokunu ye o zaman. Tövbe tövbe ya. Bak yine bok muhabbeti yaptırıyorsun. Sinirimi bozulmayın. Celal Şengör yiyor. Canım benim bak. Buyur, bundan sonra her şey böyle savunacak. Bir şey var mı? Doğru nasılmış mu? Bari tadı. Güzel miymiş? Ay yapmayın, midem bulandı. Acı mı? Allah akıl fikir versin. Hey. Doğru ama sigara zararlı değil mi diyor? Şey diyecek yani. Adamı desen ki erken ölecek ya ama ne diyorsun Mali ya? Erken ölmek neden kötü diye cevap verecek bence. Acısı değil seseymiş o zaman. Şeyden yaklaşıyor. Abonayı göm sonra bokum niye acı? Allah belki seni sınıyor diyor ki bak bunlar tuzaklar diyor. Sen kendi onu belki bulabilirsin diyor.
Belki de. Anladın dönüp mı? Baktın mı? İşte şey, o zaman dünyada hiçbir kötülük olmaz her şeyi Allah'a bağlarsan yani abi. Evet. Gözdeciğim. İnsanoğlu bütün yaptıkları hatalara karşılık bahane öğretmeye çok yatkın bir varlıktır. O yüzden bu amcanın da kendi bahanelerine inanmış olmasını saygıyla karşılıyorum. Evet. Katlıyor musun? Saygı duyarım. Evet. Altına imzanı atıyor musun? Atmam ama saygı duyarım. At artık imzayı. Şöyle hemen bilgi vereyim. Videolarımıza devam edeceğiz. UNESCO verilerine göre son 50 yılda dünya 20'inde... Ne güzel tamam. Cahili izleyelim. You know what the letter O on the periodic table stands for? RSP. Take a guess. What do you think it stands for? Octopus. Yes. Periodic table. Periodic tabloda octopus diye bir element. Duydunuz mu hiç? Ha? Cahiller. Duydun mu lan Abdüssamet? Ha? Ahtapot diye element duydun mu Abdüssamet? Jorge Jesus. Osman Bey değil. Osman Bey olamaz. Abdüssamet. Okşizen de değil. Oktopus O ile başlıyor. Oha harbiden Videoception olmuş bak. Benim üstümde de aynı şey var. Bukalemon olmuşum. Omnos. Götünden element uydurmak. Ahtapot A ile başlıyor. Adamlar Amerikalı ya o yüzden diyorum. Periyodik cetveli bilmiyor çocuk bence. Herifin oksijenden de ben ne çok... olduğunu bilmiyorum. Evet. Periyodik, evet. You know what 3 times 3 times 3 is? 9. Oo! Oğlum bak. Yalnız bu diğerlerin içinde daha masum. En azından hani bir üçü unuttu anladın mı? Duymamış olabilir, sağır olabilir. Ya o an matematiğe kafası basmamış olabilir. Ya anladınız mı? En azından bir çaba var. Hani bir 9, en azından 3'ün katı. Anladın mı? Hızlı da cevap veriyor. Ben bunu daha masum buluyorum. Allah korusun bu kadar çok gülüyorsun. İleride çoluğun çocuğu 3 artı 3 artı 3 2 der. O zaman görürüm hep ben. Hep plus anlamış olabilir. 3 artı 3 artı 3 anlamış olabilir. Değerli seyircilerimiz curling, hokey ve paten. Hangi zeminde yapılan sporlardır? A. Buz, B. Çim, C. Toprak, D. Kum. Ama bunu herkes bilmeyebilir ya. İlgisi yoksa bilmez yani. Çok çok büyük çoğunluğu buz. Ben bunu biliyorum ya. Yapma. Bir de %50. Ya bir Allah aşkına işte böyle insanlar ne kadar gibi görüyor biliyor musun? Ne olursun ya yapma. Ve yanlış olarak iki cevap seçeneği çıkıyor. Şimdi buz seçmeyecek değil mi? D. Son kararım. Kum. D. Kum. Son kararım. Ay seyirciye inanmıyorsun. Bir de üzülüyor. Hocam seyirci %91 buz demişti. Onu mu yanlış gördünüz acaba? Şimdi esasında yok %91 de şeyden dolayı... Videonun orada bitmesi mükemmel. Şeyden dolayı şey yayını kapatıyorum değil mi? Şeyden dolayı... Şeyden arkadaşlar. Yalnız aşırı eğlendim ha. Dondu sandın mı? Evet evet chat kaymasa güzel olacak da. F5 mi attın? Hala. Tam trolleme geldi. Sporları yapsa arada çıkan tespitlere koyuyoruz. Evet, bana da koyuyorsun ayrıca. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda çıkan zombi virüsü sebebiyle Gotham nüfusunun %80'i hayatını kaybetti. Bu virüsün bir hafta içinde de ülkemize ulaşacağını adam söylüyor şey uzmanlar. Adam şey diyor, Gotham nüfusu mu? Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Duydunuz değil mi bu haberi? Ha, duydum. Ben bu haberi duydum da
Bizim yapacağımız pek de bir şey yok. Zombi virüsünü biliyorsun. Adam zaten yandı orada. Evet. Nerede olduğunu biliyorsunuz değil mi? Türkiye'nin içinde nerede olduğunu biliyor musunuz? Büyük ihtimalle gelir. Batman'ın yan civarlarında bir yerde diye ben biliyorum. Batman'a yakın bir yer değil mi? Gotham. Uzmanlar şey öneriyor. Villada kovasının içine Arap sabununu koyup yatağınıza bırakırsanız gece sabaha kadar iyi bir etki edeceğini siz biliyorsunuz değil mi? Duymuştunuz. Bu da var. Bitkisel da var. Olarak. Hı-hı. Doğanın... Yok, röportajda bir haller geliyor bizim insanımıza. Yani her şeyi ben biliyorum ve cevap vermek zorundayım. Hiç şey yok abi, böyle bir şey yok abi, ben duymadım tabii, demiyor tabii. Yani. Ne diyorsun sen kardeşim demiyor bir de. Güzel olay oğlum. Ya abi. Abi çok üzücü ya. Bilmiyorsa, mesela bilmiyorum dem... Abi gözlüğü çok kapattın biraz. Çekiyoruz. Gözde hiç söylemiyorsun senin kapattığını. Abi benim refleksimden ötürü niye bilmiyorum. Ben hep orada oturuyorum normalde. Gel kalk. Kapat diyorum. Yok yok o zaman. Yok yok önümü gör. Allah aşkına. Yok yok, gönlü olsun ya çocuklar. Bir de böyle yapıyorum. Refleks. Duyduğunuz her şeye inanmayın moruk. 2022'deyiz ya. İnternette neler dönüyor oğlum. Çok tehlikeli ya. Of. Çalışıp olabilir. Yok. Evet. Okuyan var mı kitabı? Bunu ben... okudu galiba. Nasıl bir kitap? Biraz anlatır mısın? Ben okudum kitabı. Bu Madonna'nın bir de bizim yazarlardan çok önemli bir kadın vardı ya. O da Madonna ile ilgili bir kitap yazmıştı. Burada Madonna'nın hayatı da enteresan olabilir bizim için. Oğlum yani... neden bunu yapıyor? Sait Faik'in Avası Yanık kitabını okuyoruz arkadaşlar bugün. Ben kitap okumayı çok seviyorum. Kitap okuyacağız beraber mi? Evet, çok seviyorum. Kitap okuma zamanımız geldi. En sevdiğim kitap alan Franz Kafka Görüşüm. Çok güzel. İnsanlar bunu yapma oğlum. 1943'te yayınlanmış bir kitaptır arkadaşlar. Tanıyor musun şu an? Ben okudum bu arada. Çadırda yazmış. Güzel kitaptı. Adamın paranoyalarının insanı nasıl yıpratacağını güzel gösteriyor. 1943 yılında mı? Resmallah da orada uyarmaya çalışıyor önceden de. Tarihte 1900. Hayır. Sabahattin Ali'nin kitabından bahsediyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben mecazi anlam diye düşündüm kürk mantolu Madonna yani. Bizim Madonna bildiğimiz hayır, Madonna'nın bizim hayatı bildiğimiz değil. Amerikalı Madonna değil canım. Evet. Değil ama. Öyle bir şey yok. Madonna diye bir şeyi ama bence uyarlanması Madonna'nın üstüne. Şimdi cringe oldum gerçekten. Çünkü devam etmeye savunmaya falan çalışıyor yani. Madonna lafı sanki o kadınla çıktı yani. Çevir kazı mesela, yanmasın mesela diyorum. Mesela ben orada ben bir tuvalete gideyim derdim. Ya öldüm ya canım. Kalkar giderdim yani. Toparlayamaz. Değil ama uyarlaması falan diye sıvamayamazsın evet. Yani. Bilmiyorsan. Sus değil mi yani? Sus yani. İşte bilmiyorum ben. Bu arada Kürk Mantolu Madonna beni çok üzmüştü ya. Ben okumadım ama tiyatrosuna gittim. Garip bir hikaye. Üzücü. Neyse. Ben mesela okumadım abi. Ben okumuştum. Yani. Güzeldi ya. Yani, bak. Vallahi okudum. Bu arada Madonna mayoyla twerk yaptı tiyatrosunda. Yani gitmek isterseniz geleceğini bilin. Bayağı bildiğiniz Madonna şey olan. La isla bonita and when the sun no bakes. Hangi şarkısını konu alıyor Madonna'nın? Aha bir tane daha. Bunun aslında. Bir de bizden bir şey koyayım dedim. Bunun asıl adı Hegelschlag. 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 Ve şu an en popüler çeşidi, şu an yediğin çikolatalı... Gofra benziyorum. Neymiş bunun adı Can? Hegelschlag. Hegelschlag. 100 yıldır hiç bu kadar yanlış telaffuz edilmemiştir. Hollanda kahvaltısı asla öyle okunmuyor. Ayrıca genelde tereyağı veya margarin üzerine serperek yiyorlar. Fıstık ezmesi, Nutella veya reçel tarzı şeylerle değil. Zaten tüm amaç döktükleri şekerli çikolatalı parçalardan tat almak. Hollanda yanlış. Doğrusu fıstık ezmesi değil. Tost ekmeğin üzerine siyah marmelat. Hagelslag telaffuzunda koptum resmen. Doğru telaffuz için bir dakikalık bir Google araması yeterdi aslında. Hollanda'dan selamlar. Hollanda kahvaltısındaki telaffuzunuza bayıldım. Çok guldum ya. Kalp.
Ya. Yani ne olacak yani biz Hegelslag ne boksa onun telaffuzunu bilmek zorunda mıyız? Hegelslagım. Hegelslagım. Very nice. Hegelslagım. Hegelslagım. Ama nereden bileyim nasıl şey yapacağını yani. Sabaton bitti kardeşim. Hafta başında bitti hem de. Demet Amsterdam anılarından sonra Hollandalıymışım gibi davranıyorumdur. Değilim oğlum değilim. Hollandalıların doğru düzgün yemeği yok bu arada. Hegelslag mıdır nedir ben ilk defa duyuyorum. Bir tane bir bitterballen diye bir şeyleri var. Top. Ya top şeklinde kızarmış. Top şeklinde kızarmış. Bu içinde iğrenç bir şey var. Anlatamıyorum. İş böyle şey dedim adama işte. Konuşuyorduk biri. Kimle konuşuyorduk ya? Bunu bilen biriyle konuştuk. İçine ne koyuyorlar dedim. Ne varsa koyuyorlar dedi. Yani işte hayvanın kalan kalıntıları, derisi merisi, işte kıymanın iğrenç yerleri falan. Her bir şeyi koyuyorlarmış. İğrenç. Olarak kendi kafamdan telaffuz ettiğim yerde. Mantarlı keklerin güzel. Herkesin de... Mantarlı keklerin normal kekten bir farkı yok tat olarak benim bildiğim kadarıyla. Ben denemedim ama. Tek farkı bildiğin gibi zehirli bir mantar olması. Abi konusu oldu. Ve üzerine bunu size de söyletmişim video içinde bir sürü kere. Siz de rezil oldunuz. Eyvallah kardeşim. Şıllık tatlısı mı? Bu da bizim cahilliğimiz diye. Benim cahilliğim yani daha doğrusu. Ya. Onu da arkadaşlar söyleyebiliriz. Aa kerane tatlısı. Şıllık tatlısı mı dedin az önce? Balıkta bir tık daha ilerledim. Halka tatlı ya da halka tatlı. Yani. A'nın üzerinde iki tane nokta varsa E diye okunuyor. Yoksa A. Hahalslag. Hahalslag. İşte E yok. Hahal. Ben tabii çok farkmış bu arada. Hegelslag. Hegelslag demiş de Hahalslag gibi bir şey çıkmış. Evet yani oluyor arkadaşlar böyle şeyler. Yazarken hiç kontrol etmedin nasıl okunuyor diye değil mi? Hoşuna gitmedi herhalde. Şey canım, ben o kadar koptum ki videodan nasıl okunuyormuş. Onu yine kaçırdım ya. Bakayım. Translate. Hegelslag. Pelemenkçe. Hegelslag. 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 Okuyayım bakayım. Hegelslag. Hegelslag. Bu ne?